Geçen biz yine gençlerle oturuyoruz, bundan birkaç sene önce. Gençler dedim yani 10 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında çocuklarla beraber oturuyoruz. Hani biraz onlarla muhabbet etmek, hem yakınlık kurmak, hem de etrafı biraz anlatmak, çocukların biraz zihnini açmak için konuşurken. İşte birine söyledim ki, kardeşim sen de bir şey anlat. Abi dedi ya, canım dedi çok fena dedi, bisküvi çekiyor diyor, burada var dedi bisküvi dedi. Ama dedi nefsim istiyor onu biliyorum dedi, yemeyeceğim dedi. Ya bu ufuk abi, bugün yeryüzüne baktığımızda bu ufku biz Mevlana'da duyduk abi. Biz bu ufku Said Nursi'de duyduk, Bediüzzaman'da duyduk. Biz bu ufku İmam-ı Rabbani'de duyduk. Biz bu ufku sahabe efendilerimizde duyduk. Biz bu tavsiyeyi Resulullah Efendimiz'den aldık. Yani bu çocuk 9 yaşında. Bu çocukların böyle bir hamuru var. Yani bu çocuklar aslında böyle yaşamak için Rabbimiz tarafından yaratılmışlar. Böyle yaşamak için Rabbimiz tarafından yaratılmışlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün güzelliklerin sahibi olan Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Rabbimizin göndermiş olduğu bütün elçilerine salatü selam olsun. Onların âline ve ashabına selam olsun. Rabbimizin rahmeti bütün yolların üzerine olsun. Elhamdülillah Rabbimiz bir akşam daha rızası üzere abilerimizle, büyüklerimizle buluşmayı nasip eyledi. Tabi diğer videolarımızda hep bahsetmeye çalıştığımız ahir zaman, Deccal'in fitnesinin aşikar olduğu, insanların üzerine etkisinin artmaya devam ettiği, zor bir zaman olduğunu hep anlatıyoruz. Tabi gençler, yani toplumun en alt kısmı aslında toplumu temsil eder. Toplum ümmeti temsil eder. Bu şekilde devam ediyor. Yani bizim bugün biraz daha bahsetmeye çalışacağımız şey bu ahir zamanın fitnelerinden, Deccal'in fitnelerinden gençler en fazla etkilenenler. Hani onların üzerinde nasıl bir etkisi oluyor? Gençlerin durumu nereden nereye doğru seyrediyor? Hani bugün biraz daha Z kuşağı olarak anlatılmaya çalışan ama yüzünü batıya dönen bir gençlikten bahsediyoruz. Yani bu ufuktan gençlerimizi biraz daha kurtarabilmek için birazcık hayatları içerisinde gençlerle fazla vakit geçiren kendi çocukları da o yaş seviyesinde olduğu için Hakan abiyle Ömer abiyi çağırdık. Sağ olsun onlar da bizim yanımıza geldi. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Biraz nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyi elhamdülillah. Şükürler olsun. Sen de iyisin. Hani demek istediğim gibi abi, hani siz biraz daha bunu gözlemleyebildiğiniz için, etrafınızda daha fazla hani o yaş grubundan insanlarla bulunduğunuz için hani biraz da sizle görüşmek istedik. Sonuçta bunun benim yaşım 30. Hani 10 sene, 15 senesi var bizde ama siz o diyelim belki de 10 yaşında çocukları, 13 yaşında çocukların gelişiminin bu ahir zamanda neler etkilediğini, ne kadar değiştiğini daha iyi gözlemleyebiliyorsunuz. Belki onlara bu anlamda örnek olabilecek cümleleri de siz daha iyi kurabileceğiniz için sizle görüşmek istedik. Buyurun abi, hanginiz önce başlamak isterse sizden dinleyelim. Belki biraz daha bizim çocukluğumuza gitmek gerekir. Hani benim kendi yaşadığım çocukluğumdan alırsak kısaca. Daha iyi olur. Hani o dönemde biz ailelerimize bağlı, İşte ailemize söz söyleyemeyen, onların her söylediğini yapmaya gayret eden bir yaşamdan geliyoruz. Ama bugün ahir zamandaki çocuk ve gençlere baktığın zaman daha fazla hani aileye isyankar, işte toplumda bir asi gençlik ortaya çıkıyor. Yani bu tabii ki ailelerde kopmalar, onun sonuçlarıyla beraber gençler de ailelere isyankar olarak yetişiyorlar. Yani Rabbim gerçekten İslam'ı hakkıyla yaşamaya gayret eden insanlar için bu ahir zamanda, bu Deccal'ın fitnesinde çocukları korumak çok zor. Rabbim tüm insanlığa yardım etsin. Gençlere yardım etsin. Hani bir hadis-i şerif okudum. Hadis-i şerifte şöyle diyor. Gençler için en hayırlısı diyor, yaşlılara benzeyendir diyor. İşte en hayırsız olan ihtiyarlar için de diyor ki, en hayırsız olan ihtiyar da diyor, gençlere benzeyendir diyor. Benzemeye çalışandır. Bugün topluma bakıyorsun, hani gençler, ihtiyar olmak için uğraşan genç yok. Resulullah Efendimiz'in hadisi açık ortada. Hani ihtiyar gibi davranmak, yani nedir? Dünyadan geçmek. Ama bugün gençlik dünyadan geçmiyor.
tamamen dünyaya daha çok bağlanıyor. İhtiyarlarımıza da bakıyoruz ki işte ceket giyip, grand tuvalet giyinip ortalığa dökülmeye, saçılmaya çalışıyorlar. Genç hissetmeye çalışıyorlar. Gençler ayak uydurmaya çalışıyorlar. Orada da Resulullah Efendimiz diyor, işte en şerlileridir diyor. Rabbim muhafaza buyursun. Hani yaşlı yaşına uygun davranıp Rabbimizin rızasına erip onun huzuruna varmaya yani gayret etmek için çalışmalı. Ama bugün toplum o halde değil. İhtiyarların birçoğu işte Rabbinin huzurundan bir haberle. Rabbim hakkıyla razı olduğu şekilde onun huzuruna varan hem gençler olabilmeyi, ihtiyarlar olabilmeyi nasip etsin. 1400 sene önce Peygamber Efendimiz'in sözü bugün ne kadar hani tam hani ahir zamanın ne kadar karanlık olduğunu ne kadar net ortaya koyuyor. Sen söyleyince abi hadis-i şerifi öncesinde duymuştum belki ama hani sen söyleyince bu konu için oturduk ya böyle sanki tak yerine Rabbimiz, Peygamber Efendimiz o sözünü aslında vahiy ile konuştuğunun ispatını Rabbim önümüze koyuyor. Gençler biraz daha artık daha da ileri hani biraz daha işte daha büyümek, arabasından, kıyafetinden, hayata bakışından hepsini kendi o gençliğince yaşamaya çalışıyor. Yani hiç büyüklerin olduğu çerçeveden bakmak hayatı öyle bir şey. Hatta hani 25 yaşına geldi, 30 yaşına geldi yine 15 yaşına gibi bakmaya çalışıyor. 50 yaşına geldi yine 15 yaşına bakmaya çalışıyor. Hani biraz nefsince kesin. Hani biraz yaşamaya çalışıyor. Nefsi onu istiyor çünkü. Tabii. Nefis sonuçta yaşlanmadığı için gerçekten. Hani 15 yaşına gelince 20 yaşın, 50 yaşın, 70 yaşında nefis yaşlanmıyor. Sonuçta hep aynı nefis. Gerçekten. Elhamdülillah. Hani biraz tefekkür edince bu konuda hani yani gençler neden bu halde, hani kuşak niçin bu halde, neden değişti? Biraz de ahir zamanla ilgili sen konuşmaya öyle başladın abi. Ahir zamana baktığımız zaman gerçekten de hani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçekten o 1400 yıl önce zuhur edişiyle birlikte o İslam'ın hakikatiyle yaşandığı yıllardan itibaren vefatıyla birlikte İslam elbette ki yavaş yavaş ne yapmıştır? Geriye doğru gelmiştir. En son Osmanlı zamanında zahiren de olsa elhamdülillah bir İslam yaşanmıştır. Gençler sonuçta öyle eğitim almışlardır. Hani Kur'an üzere bir, sünnet üzere bir eğitim almışlardır. Baktığımda ama bu son yüzyıla baktığımızda gerçekten ne kadar da değişti. Hani dini yaşamadığımız zaman hani toplumun değerlerini işte ve bununla birlikte gençlerin nereden nereye geldiği elhamdülillah daha açık ve net görülüyor. Hani yani biz kendi zamanımıza da hani çocukluğumuzla karşılaştırdığım zaman ben baktığımda hani biraz daha böyle kendi işimizi kendimiz yapan kendimizi, sorumluluklarımızı bilen, verilen görevleri yapmaya çalışan layıkıyla bir dönemden geldik. Hani ben yaklaşık 42 yaşındayım. Elhamdülillah. Yani anlatmaya çalıştığım şu gerçekten. Hani o Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde yaşanan İslam'la birlikte şu an yaşadığımız hani İslam geldiğimiz noktada hani o aradaki makas o kadar artık açılmış ki hakikatinden artık o kadar uzaklaşmış ki aslında Peygamber Efendimizin hani o zaman o iman ışığıyla beraber bir anne baba bir dede fark etmez yani o toplumun büyükleri o iman ışığıyla beraber adım attıkça çocuklar onları örnek alıp bir yol izlemeye başladı. Eyvallah. Ve ortam hep İslam'la büyüdü. Örnek veriyorum Peygamber Efendimiz'in ashabı oturdu Rabbimizin adıyla, kalktılar Rabbimizin adıyla, yemek yediler Rabbimizin adıyla. Hayatlarını hep İslam üzere, bir mücadele üzere yaşadılar. Çocuk da hayatı o bildi. Hani bugün Filistin'de hani kardeşlerimiz, çocuklarımız orada oynarken şehitçilik oynarlar, şehit olurmuş biri vesaire. Niye? O kültür o hayatın içerisinden filizlenmiş o şey o fidan. Ama şimdi düşün bir dikenliğin içerisinden de hep bir diken fidanı. Belki gül olacak çocuk ama kafası kesilip dikeni sadece bırakılmış. Hani ben hani biraz daha diyelim 30 yaşındayım.
üniversiteye başladım. 10 sene oldu üniversite milli. Mesela üniversitede hani daha Anadolu'da biraz yaşamış bir insan gelmişiz. Kalabalık, erkek, bayan, iç içe. Hani kültür biraz yerlerde. Bizim hani biraz edep, ar duyduğumuz şeyler serbest olmuş. Serbest olan da hani daha insanların önüne güzel gösterilmiş. Biz hiç unutmuyorum. Daha 19-18 yaşındayım. Bizim evde mesela o zamanlar işte banka falan konuşuruz. Hep beraber tedirgin. Babam da tedirgin olurdu. Hani bankadan para almak. Yarın bir gün başımıza ne gelir? Hep bir korku olurdu. Biz üniversitedeyiz. Hiç unutmuyorum. Kantinin kafeteryasında bir tane bayan geldi. Bayan. Hani onun için seçmişler. Bayan geldi. Bir tane de erkek var. Hani o güzel giyinmiş. Bayan giyinmiş. Hani gençlerin önüne onları sunuyorlar. Geliyor bayan. Erkek topluluğu görüyor. Giriyor içerisinde. İşte merhaba kredi kartı. Ya biz kartı kullanmayız. Ya olma işte babam. Ya siz babanızın parasıyla mı yaşayacaksınız hep? Siz gencecik çocuklarsınız. Artık ayaklarınız üzerine durmanız lazım. Sizin kredi kartınız olsun. İsminde sizin isminiz yazsın. Deyip bizi oraya çeker. Erkekler de bayanların yanına. Niye? Hani insanları hoş gösterip hani o gül belki gül olacak ama hemen kafasını kesen bir sistem artık oluşmaya başlamış. Yine üniversite okuduğum yerde özellikle hani biraz daha muhafazakar bir yerdi. Hani diyelim böyle sokaklarda insanların davranışlarına herkes dikkat ederdi. Niye? Oranın halkından çekinirdik. Çünkü niye? O halk bir kültürü var. O kültür bozulmasın diye düşünüyor. Kendi çocuğunda bozulacak ya bozulmasın. Ama engellemeye çalışırken ama ben üniversite son sınıfındayken o toplum artık üniversite çocuklara örnek olması gerekirken onlara örnek olmuş, onları takip etmiş bir hal oluşmaya başladı. Yani aslında bu sistem içimize girdikçe üniversitelerinden sonuçta hep beraber eğitim aldık. Siz de üniversite okudunuz. Ama oradaki kültür yavaş yavaş yüzünü batıya döndükçe hep bozulmaya devam. Hep bozulmaya devam etti. Hani biz hiç unutmuyoruz. Etrafımızda siz de yaşayın. Arkadaşlarla otururken hani edepli namaz kılan bir insan. Aa namaz kılıyor. Çocuğa bak. Yani böyle bakılırdı. Evet. Şimdi namaz kılan çocuğa değil de affedersiniz kötü bir yolda yürüyen bir çocuğa özenen bir toplum oluşmaya başladı. Batı öyle yani batıya döndü insanlar. Çocuklarımız o kadar çok. Hani siz o çocukları gördüğünüzde hani bundan 5 sene önce de gördüğünüzde 5 sene sonra gördüğünüzde artık alışkanlıkları bile değişmiştir Allah-u Alem yani. Evet. Yedikleri bile değişmiştir. Bakışları bile değişmiştir. Dersteki tavırları, insanlara, hocalarına karşı tavırları, atıyorum iş yerindeki tavırları, anneye babaya tavırları hep değişmiştir yani. Bugün onu görüyoruz. Anlattığın şekilde hani üniversiteye gitmek bugün anne babadan kopmuş, özgürce bir yaşam. Hani her şeyi yapabilirsiniz. Yani. Bu serbest bu düşünceyi hani televizyonlardaki izledikleri dizilere bile yerleştirilmiş. Hani toplum bu konuda hani o Yeşilçam dedikleri o dönemin filmleriyle zaten hani hep dini tarafları kötüledikleri için işte en kötü hocalar hırsız hocalar, şunlar bunlar deyip hani o filmlerle baştan kötülemişler İslam'ı. İşte kademe kademe şimdiki birçok televizyon dizisinde de filminde de işte yine İslam'ı kötüleyen şeyler. Yani iyi olan tarafları belki var ama onlar çok azınlıkta kalıyor. Evet, çok azınlıkta. Ama tabii toplumu, gençleri korumak hani eğitimle başlıyor. Bunu işte dizisiyle, filmiyle, her yönüyle bu toplumu, bu gençleri korumak gerçekten çok önemli. Rabbim hani bir büyüğümüzün sözü vardı. Çocuklarımızı toplumun insafına, sokağın insafına bırakmayalım diye. Gerçekten çok önemli bir söz. Toplumun insafını, sokağın insafına, telefonun insafına bırakılmaya başladı. Hep buraya doğru seyretti. Ben etrafımdaki arkadaşlar ne zaman konuşsam gençlerle vakit geçirmeye çalışınca üniversite okuyacağım. Nerede okuyacaksın? Şu şehirde. Yani niye kardeşim o şehirde? Evet. Orada ben daha rahat edeceğim işte. Özgür yani olacağım. Özgür olacağım. Evet. Kendi kafama büyük olacağım. Evet. Halbuki tam DC'nin sistemin içerisinde o gülün bütün yapraklarını kesecekler. Gerçekten hani DC'nin fitneleri hani bu yaşadığımız yüzyılda o kadar yoğun ki insanları bu zaten hani teknolojinin gelişimiyle birlikte hani teknoloji faydalıdır. İşte teknoloji insan hayatını kolaylaştırır diyerekten hayatımıza soktu ki bu Deccal'in gerçekten hani insanları hani tahakkümü altına almasındaki kullandığı en büyük silah gerçekten teknoloji. Hani bu son yaşadığımız zamanlarda da cep telefonlarının bu kadar yaygınlaşması, internet ağının işte bilmem ne hızlarına kadar ulaşması insanlar üzerinde gerçekten acayip bir hani baskı aracı Deccal'in tabii bu. Ama insanlar bunun farkında mı? Hayır, insanlar bunu biraz daha özgürlük olarak bunu algılıyorlar. Niye? Çünkü
Yani çünkü sen internetin varsa özgürsün. Başka hiçbir şeye ihtiyacın yok. Bir cep telefonun varsa, bir de internetin varsa sabahtan akşama kadar onunla orada istediğini yapabilirsin. Eğlenebilirsin. Hani istediğini yapabilirsin derken şu, hani Allah'tan o kadar uzaklaşırsın aslında. Ki Deccal'in zaten fitnesi de budur. Hani işte ya bakın sizi ben yönetiyorum. Elinizdeki cep telefonuyla, işte kullandığınız internetle, bindiğiniz arabayla, oturduğunuz işte villalarla, şunlarla, bunlarla. Ya gerçekten insanları bu o kadar, tabii bu teknolojinin kullanımıyla birlikte Deccal fitneleri o kadar yoğun ki insanları bununla birlikte ne yaptı? Bencilleştirdi gerçekten de. Acayip bir şekilde. Bencil olan insan kendi nefsine döndü. Nefsine yöneldi. Nefsini yüceltti. Halbuki elhamdülillah burada Rabbimizi yüceltmemiz gerekirken elhamdülillah insan kendi nefsini yüceltti. Kendi nefsine yöneldi. Gerçekten nefsine yönelen insan da o kadar Rabbinden uzaklaşıyor. O kadar Allah'tan uzaklaşıyor. Allah'ı hayatın merkezine koymamız gerekirken ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bundan 1400 yıl önce gerçekten insanları o hayatın merkezine Allah'ı, Rabbimizi koydurarak 10 yıl hani imanı anlatmış. Rabbimizi anlatmış. Hani onun birliğini, varlığını, ondan geldiğimizi, ona döneceğimizi anlatmış. Ve hani bu noktada Hazreti Ali örneği mesela gerçekten yani çok kıymetli çocuk yaşta. Hani o çocuk yaşta, daha genç bile değil, çocuk yaşta o İslam'la tanışması. Hı. Efendimizle birlikte. Hani 10 yaşında diyor, babama mı soracağım diyor ya Resulullah Efendimiz ona diyor, babana sorma diyor, o gidiyor yolda düşünüyormuş ya. İşte babama sorsam mı, sormasam mı, en son... Allah beni yaratırken babama mı sordu ki ben seni peygamberle babama soracağım diyecek kadar 10 yaşında Rabbiyle bir bağ oluşan bir Hazreti Ali. Ama bugün çocukların önündeki örnek kim? Hazreti Ali gibi ol oğlum diye bir örnek, bir nasihat var mı acaba bugün dünya düşünmesinde? Oğlum bak Hazreti Ali gibi yemek, Hazreti Ali gibi yürü, bak Ebu Bekir amcan gibi düşün, Ömer amcan gibi bak şurada şöyle davran, bir ufuk var mı? Yok. Nasıl davran? Bak şu, görüyor musun şu futbolcuyu, bak görüyor musun şu iş adamını, bak görüyor musun şu kadını ne kadar büyük iş yerleri kurdu kızlarına, erkeklerine, çocuklarına, hep batıyı örnekleyen de bir büyükler oluşmaya başladı. Yani sen dedin ya hep yüzünü benliğe dönen. Yani hani şey, dünya ahiretin tarlasıdır buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ama bugün bu tarlayı hep dünya ekiliyor. Çocuk telefonu eline alıyor. Şimdi bakıyor ki aa o şu ayakkabıyı giymiş, göstermiş. Altında 20 tane beğeni var. Aa dur ben de o ayakkabıyı alayım. Ha, doğarken alayım. Elinde. Tabii. Ha, doğarken. 2 yaşında. Ben de o ayakkabıyı alayım. Ben de onu yiyeyim. Ben de orada gezeyim. Ben. Gösteriş, riya. Hani müminin sıfatlarını, müminin bütün sevabını, bütün hayrını ortadan kaldırabilecek, faizinden, zinasından, ribasından, yani riyasından bütün gösterişi her şeyle beraber Rabbimizin nurunu söndürecek bütün adımları yeşerten bir zemin. Tabii ne zamana kadar? İmanı temsil eden bir ışıkla karşılaşana kadar. Bugün hani bizim bu videoyu çekmemizdeki amacımız ne? Çocuklarımızı aslında dünyada yeşertiyoruz. Çocuklarımızı dünyada çok güzel kıyafetlerle, belki türlü türlü yiyeceklerle, oyuncaklarla, imkanlarla yüceltiyoruz. Evet, ama Rabbimizin katında alçalttıkça alçaltıyoruz. Acaba hangisi daha kıymetli? Çocuğumuzu Rabbimizin adını, Rabbimizin adıyla yaşaması için ona ittirmek mi, vesile olmak mı diğer tarafı? Biraz daha buradaki konuşmamızın aslında amacı, özü bu. Çocuklarımıza neyi tavsiye edeceğiz? Nasıl korumaya çalışacağız? Hani sizin de sonuçta bu yaşlarda evlatlarımız var abi. Evet. Bizim de yeğenlerimiz, çocuklarımız var. Aynı tehlikenin içerisindeyiz. Aynı toplumun içerisindeyiz. Onları korumak, bütün Müslüman kardeşlerimiz, çocuklarımızı korumaya çalışmaya adım atıyoruz. Biraz da bu taraflarını insanlara sunabilmek için bu videoyu çektik. Bu hani daha iyi anlaşılsın diye bunu söylemek istedim. Çünkü evet böyle karanlık ama nereye kadar? İmanla nasiplene kadar. O ışık yandığı zaman elhamdülillah o çocuklarımız da evlatlarımız da görür işitir oldukça asıl zevkin nerede olduğu. Hani ya benim canım sıkıldı, telefonu elime alayım oyun oynayayım diyen bir çocuktan benim canım sıkıldı, Kur'an okuyayım. Anne bana bir Kur'an okur musun? Baba bana bir Kur'an okur musun? Baba namaza mı gidiyorsun
diyen bir neslin oluşması için aslında bir adım atıyoruz elhamdülillah. Rabbim gayretimizi kabul etsin gerçekten. O yeri gelmişken de anne baba tutumları gerçekten hani dedin ya. Anne babanın aslında hani bu yaşadığımız yüzyılda son dönemde hani gençlerimizin çocuk yaşta aşırı korumacı anne baba profili tarafından eğitilmesi aslında baktığın zaman. Evet. Hani öyle de bir hadis-i şerif var bildiğim kadarıyla. Hani hadiste tabi hadis daha şeydir aklımda kaldığı kadarıyla anneler efendilerini doğurmadıkça kıyamet kopmaz gibi bir hadis var. Değil mi? Şimdi ne oldu? Şimdi bu yüzyılda anneler, babalar gerçekten evlatların üzerine o kadar düştüler, o kadar düştüler ki hani haşa sanki hani o kadar yücelttiler ki sanki şey yani o Rableri o haşa sanki o evlatları onların haşa. Sonuçta elhamdülillah hepimiz yaratan Rabbimiz. Sahiplerimiz, çocuklarımızın, evlatlarımızın sahibi Rabbimiz Celle Celaluhu. Bunu biraz unuttuk. Bu biraz unutuldu bu yüzyılda. Aynen. Üzerlerine aşırı düşme, hani yüceltme, her şeyin en iyisini o yapsın, o alsın, onu alalım, şunu da alalım, bunu da alalım. O hiç çalışmasın. Aynen. Ona hiç sorumluluk vermeyelim. Halbuki eskiden böyle miydi? Aynen. Sonuçta ne kadar insan ne kadar zorluk görürse o kadar dayanıklı olur, aynen, o kadar dirayetli olur. Hani hayata karşı, yaşama karşı o kadar mücadeleci olur. Bu İslam'da da böyle. Evet. Gerçekten. Hani Rabbim gerçekten bunu anlayıp, bunu idrak edip dedin ya az önce hani o ışıkla, o ışığın gönlümüze girmesiyle birlikte elhamdülillah biz hayatımızın merkezine Rabbimizi ne kadar alırsak, ne kadar o merkezin etrafında bulunursak, evet, Rabbimizin etrafında bulunursak ve dönersek elhamdülillah bu çok kıymetli. Rabbim gerçekten evlatlarımızı bu hani çemberin, Rabbimizin merkezinde olduğu çemberin etrafında büyütebilmeyi bizlere nasip etsin gerçekten. Abi sen söylerken şey geldi aklıma. Hani Hazreti Ömer kızını diri diri görmüş. Hazreti Ömer. Hani onun pişmanlığıyla yaşamış. Elhamdülillah Rabbimiz onu imanlamış, şereflemiş ve Hazreti Ömer olmuş hamdolsun. Bugün de gerçekten baktığımızda acaba biz çocuklarımızı diri diri gömüyor muyuz? Gerçi üzerlerine toprak atıyormuş misaliyle bu çocuklarımızı yani bu aydınlıktan, İslam'ın aydınlığından nasiplenmesinler diye üstlerine türü türü toprak atıyor muyuz? Bugün çocuklarımız evet gülerek, eğlenerek acaba nereye gidiyor bizim çocuklarımız? Evet. Filistin'deki kardeşlerimiz, evlatlarımız belki ağlayarak nereye gidiyorlar ama? Yani o mücadele içerisinde. Mücadele içerisinde. Belki sefil bir resim görmüştüm. Yine Filistin'de bir olay yaşanmış. Bir kardeşimiz çocuk şehit olmuş elhamdülillah. Tasat nafesi. Üstü başı yırtılmış, pislenmiş, kirlenmiş, biraz karnavan olmuş. Şimdi onu resmi koymuşlar. Yanına da böyle çok güzel giyinmiş, böyle şaşalı böyle geziyor. Elinde telefonlarla bir çocuk kardeşimizi koymuşlar. Abi ikisini de inşallah bağışlasın ve iman üzere yaşamaya nasip etsin. Ama resmi bakınca yani gerçekten o yokluk, o hiçlikte mi acaba güzellik, aydınlık buradaki varlığın içinde mi? Yani çocuklarımıza biraz böyle bakabilmeyi, bir emanet olarak görebilmeyi Rabbim nasip etsin. Bir güneş aydınlığıyla etrafta bir cam parçası olunca veya bir ağacı nasıl biz görüyoruz rengini? Güneş ışık vurunca değil mi? İşte baba anne de aslında o ışığı Rabbimizle beraber, imanla beraber yaşadığı zaman o ışıktan etrafı çocukları da aydınlanmaya başlıyor. Çok uzattım lafı ama geçen evladım çok bayram ziyaretine gidiyoruz bir yere. Gittik. Kapının önünde 2-3 tane çocuk var, onun yaşıtları. Dedim ya dedim oğlum dedim, seni burada döverlerdi bak bir sürü dedim, senden büyükler var dedim. Bana dedi ki Allah benimle beraber baba dedi. Yani benim için yani kitaptan okusam o anda Rabbimin benim gönlüme verdiği şeyi o kitapları okusam veremez. Yani o çocuk sonuçta bu cümleyi erişebilmesi için biz hayatımızı veriyoruz. Hani bir baba anne yermez, içmez, ne yapar? Çocuğu büyüsün. Evet ama bununla beraber baba anne yiyip içmez, kafasını secden kaldırmaz. Çocuğu imanla Rabbimin huzuruna varsın, emanetini teslim etsin. Cennette Rabbim buluşmaya bize nasip etsin. Yani onu görünce bir hamd ettim. Tabii hiçbiri bizden değil. Rabbimizin rahmetiyle. Yoksa hani
Rabbimizin rahmeti olmasa biz kendimize aydınlık olamayız. Çocuğumuza nasıl aydınlık olalım? Hiçbir gücümüz yok. Evet. Bu acizlik de zaten elhamdülillah bizde bu ışıklara nasip ediyoruz. Hamur neyle yoğrulursa ona göre tat verir. Eyvallah. Yani sütle yoğrulursa ona göre verir. Suyla yoğrulursan da ona göre tat verir. Yani şeker koyarsan ayrı, tuz koyarsan ayrı. Rabbim işte Kur'an sünnet üzere yaşayan bir aile olduğu zaman gerçekten işte sonunda çocuğa imanla yoğrulan bir hamur gibi gerçekten. Ne diyor? Söylediğin gibi işte Rabbim benimle beraber diyor. Elhamdülillah. Bunu öğretiyor. Çok yaşadık abi. Hani etrafımızdan elhamdülillah birbirimize beraberliğimizle Rabbimle rahmet ediyor bize. Birbirimizi tutmamızla beraber. Yoksa biz de bu fitnenin içerisinde savrulur dururduk. Ama hamdolsun Rabbimiz bir çatı altında topladı ve biz birbirimize kardeş kıldı. Birbirimizi tutmayı nasip etti. Şimdi geçen biz yine gençlerle oturuyoruz bundan birkaç sene önce. Gençler değil mi? Yani 10 yaşında, 9 yaşında, 8 yaşında çocuklarla beraber oturuyoruz. Hani biraz onlarla muhabbet etmek, hem onların hem yakınlık kurmak, hem de etrafı biraz anlatmak, çocukların biraz zihnini açmak için konuşurken. İşte birine söyledim ki, kardeşim sen de bir şey anlat. Abi dedi ya, canım dedi çok fena dedi, bisküvi çekiyor diyor, burada var dedi bisküvi dedi. Ama dedi, nefsim istiyor onu biliyorum dedi, yemeyeceğim dedi. Ya bu ufuk abi, bugün yeryüzüne baktığımızda bu ufku biz Mevlana'da duyduk abi. Biz bu ufku Said Nursi'de duyduk, Bediüzzaman'da duyduk. Biz bu ufku İmam-ı Rabbani'de duyduk. Biz bu ufku sahabe efendilerimizde duyduk. Biz bu tavsiyeyi Resulullah Efendimiz'den aldık. Yani bu çocuk 9 yaşında. Bu çocukların böyle bir hamuru var. Yani bu çocuklar aslında böyle yaşamak için Rabbimiz tarafından yaratılmışlar. Biz aslında o hamura Rabbimizin rahmeti dokunsak oradan Hazreti Ali'ler çıkmış abi. Yani bunlar sonuçta aynı etten bedenden insanlar. Rabbimizin rahmetiyle Hazreti Ali olmuş, ona kıyas etmiyoruz. Ama nasıl bir hamur var çocuklarımızda, evlatlarımızda, ne kısım bir masumiyet var. O yüzden hani aslında bir üzüntüyle, biraz sitemle yani bu çocuklarımızın içindeki bu cevheri Rabbimizin rahmetiyle adım atarak, önce kendimiz o adımdan nasiplenerek, ışıkla nasiplenerek, beş vakit namaz kılmayan baba nasıl çocuğuna namazı tavsiye etsin? Her fırsatta mesle kaçmayan bir baba, namazı camide, cemaatle kılmayan bir baba nasıl çocuğuna bunu tavsiye etsin? Mezarlıkları ziyaretinden tut, akraba ziyaretlerinden tut, bunu tavsiye nasıl etsin baba eğer kendi yapmazsa? Baba Kur'an okumuyorsa çocuk nasıl okusun? Dışarı çıktığı zaman hani çok basittir, çöpünü yere atmıyorsa. Baba öyle tavsiye etti bunu. İslam böyle bir şey. Evet. Bugün İslam'ı çok kötü, çok karanlık, çok gerici bir mağara adamı gibi gösterilen İslam'ın özüyle bu topraklara, buralara gelmiş. Tam onun üstüne sahabelerimizden genç olan sahabeyi Resulullah Efendimiz Medine'ye gönderiyor. Muaz. Musab bin Muaz. Musab bin Umeyr. Musab bin Umeyr. Eyvallah. Hani onu gönderiyor genç yaşta. Gidiyor İslam'ı anlatıyor Medine'deki insanlara. Ve birçok kişi ona inanıyor. Hani Rabbim onun gibi gençler yetiştirebilmeyi. Hani onun gibi gençleri toplumun önüne örnek olarak koyabilmeyi nasip etsin. Rabbim sonsuz Rabbim sonsuz olsun.